NBA playofflar. Evet, geldik, sonunda geldik. Orlando Bubble'ı dedik, o oldu, bu oldu dedik, şunlar oldu, sakatlıklar, restart season, NBA dönüyor mu, döndü mü, dönecek mi, Portland ne yapacak, Suns ne yaptı, öyle derken sonunda her sene beklediğimiz, herkesin artık sıcak taşı eline aldığı, elini taşların altına soktuğu, ıvırdı zıvırdı o güzel günlere geldik. Playofflar. Playofflar genelde güzel de bir filtre oluyor benim için. Çünkü bütün sene şey geyiklerine artık hepimiz alıştık. NBA'yi yakından takip edenler artık bence buna bir taraflarıyla gülüyor her sene. İşte klasik NBA şov dünyası abi, işte öyle bir savunma da yok. İşte geziyorlar, ona atıyor, o üçlük atıyor, öbürü bir şey yapıyor. Tabii yakından takip etmeyince anlıyorum. Yani benim bugün beyzbolu açıp böyle bu adamlar koşup duruyor, dört dönüyor demem gibi bir şey yani. Oldukları yerde dört dönüyorlar. Topa da vuruyor. Zopayla topa vuruyor gibi bir şey. O yüzden de anlıyorum. Ama işte artık bu filtre playoff'larda iyice ortaya çıkacak. Çünkü playoff'lar herkesin artık daha fazla sertleştiği, daha fazla savunmaya ağırlık verdiği, hücumda daha disiplinli olduğu, daha dikkatli olduğu dönemler. Burada her şey ortaya çıkacak. Tabii bubble dönemi, restart season'da 8'er maç izledik takımları. Geçen bölümde zaten gündem bölümünde biraz bahsettim. Herkes o kadar hani bu maçları aşırı önemliymiş gibi oynamadı. Daha rahat geçti. Daha idman temposuna geçenler oldu. Tabii alt sıra 8. sıra mücadelesi için daha farklı bir mücadele oldu. Buradaki takımlar için daha yorucu ve yoğun oldu. Ama günün sonunda geldik. Bence güzel bir playoff izleyeceğiz çünkü ilk kez oynanacak maksimum 7 maç, minimum 4 maç. Bunların hepsi tarafsız sahada oynanacağı için oyuncuların psikolojik olarak o gergitleri, deplasman havasını, rakip saha havasını yaşamadan nasıl oynayacağını görmek bence ilginç bir deneyim olacak. Herhalde 1999'daki o lockout'tan beri arada bir lockout daha yaşadık ama o biraz daha hafifti. O lockout'tan beri yaşadığımız en ilginç sezon olabilir. 2019-2020 sezonu. Bakalım neler olacak deyip playoff tahminlerine geçiyorum. Doğu'dan başlayalım isterseniz. Batı'yı ileri attım. Doğu'da 1-8'de başlayalım. Sonra 4-5'e doğru azalarak gideriz. 1-8'de tabii Bucks-Orlando eşleşmesi var. Herhalde bu playoff'ların en kolay tahmini olan bir seri bu olacak. Yani Orlando ile ilgili benim aslında daha farklı beklentilerim vardı. Çok büyük değildi ama ben daha rahat oynayacakları için biraz daha etkili olabilirler, daha böyle atletik kalabilirler, daha enerjik kalabilirler, daha istekli olabilirler diye düşünüyordum. Pek onu göremedim. Üstüne Jonathan Isaac'i kaybettiler. İşte Aaron Gordon bir gitti geldi. Bol Mamba bir sakatlandı. O da dinlendirildi. Gerçi onlar oynayacak playoff'ta ama Jonathan Isaac hariç. Ki Jonathan Isaac'te savunmanın zaten Orlando'nun iyi yaptığı işlerden biri olan savunmanın en temel taşlarından biriydi. Onu kaybettiler. Peki ne gördük Orlando'da? Pek de bir şey göremedik açıkçası. Yani çok top kaybı yapan, birçok şeyi çok az iyi yapabilen bir takım gördük. Boyalı alanda mesela rakiplerine inanılmaz sayı veriyorlar ki işte bu eşleşmenin zaten belki de en kritik konusu. Milwaukee Bucks'ta tam tersine boyalı alanda en çok sayı bulan takım. Herhalde başlarına gelebilecek en kötü eşleşme Milwaukee Bucks eşleşmesi. Gerçekten çok uzun konuşasım yok bu seriyle ilgili. Özellikle Orlando tarafında yani söylenecek çok da bir şey yok. Ama yani çok ekstrem şeyler olmazsa işte Antetokounmpo'nun sakatlanması, işte Middleton'ın çok inanılmaz kötü oynaması ki bak bunlar hep Bucks tarafında sayıyorum. Orlando tarafında her şey de iyi gidecek bir yandan. Ki çok kişisel beceriksizliği yüksek bir takım hala Orlando. Yani bir maç, iki maç alırlar mı diyeceğim ama çok zor. Onu da zannetmiyorum. O yüzden hani bu seriyle ilgili hemen Milwaukee tarafına geçeceğim biraz. Milwaukee tarafında aslında bu 8 maçın belli bir kısmını en azından 3-4 maçın daha ciddi oynadılar. Ama çoğunda dinlendiler ya da kısıtlı sürelerle yıldız oyuncuları oynattılar. Ama bir tek iyi şey gördüğüm Middleton konusu. Çünkü Middleton geçen sene özellikle playoff'ların bir noktasından sonra her sene yaşadığı sahada kaybolma, sorumluluktan kaçma, kritik anlarda o riski alamama konularında hep geri planda kaldı. Yük çok Antetokounmpo'nun üstüne bindi. Geçen sene Antetokounmpo birebir hücumlar üstüne bindiğinde spacing sorunları yaşadılar. Çünkü Antetokounmpo'nun şutu evet eskisine göre daha çok var ama hala çok etkili olmadığı için savunmalar gömülüyor. Herhalde Horford gibi böyle daha esnek savunmacılar geldiğinde karşısına iyice gömülebiliyorlar. Toronto'da mesela işte İbaka ile Siyak'ın onu çok zorlamıştı geçen sene. O zaman ne oluyordu? Tam ortadan çembere ekmeye çalıştığında çift taraflı yardım yiyordu. Çünkü topun güçlü olduğu bir taraf olmuyor, tam ortaya geçiyordu. Bu sene onu biraz değiştirdiler. Özellikle sahanın forvete yakın tarafında, sağda ya da solda fark etmez, Antetokounmpo'yu daha böyle izole edip onun birebirlerini savunma yardımının tek taraftan da tepeden gelmeye zorlanacağı şekilde kullanıyorlar ki orada şut imkanlarını daha rahat yaratsınlar. Ki Antetokounmpo da bu hücumlarda topu zayıf tarafa da daha iyi çeviriyor. Mesela bunun bir benzerini, daha farklısını tabii Davis de Lakers'ta uyguluyor. Özellikle topu zayıf tarafa bir anda çevirdiğinizde top tarafına yıkılan savunma bir anda dağılabiliyor. Üçlüye yetişemiyor, savunma recover edemiyor vesaire. Bunu yapmak zorunda. İşte bunu yaparken Antetokounmpo'nun çektiği her yardım, her baskı, ki posta indiğinde de birebir yüzü dönük oyununda da sıkıştırma gelme ihtimali çok yüksek. Middleton hazır olması gerekecek. Diğer bütün üçlükçülerinin, Wesley Matthews'un, işte Hill'in, herkesin, Blaston'un, herkesin hazır olması demek. Bu hazırlığı çok göremedik açıkçası kısa tarafında. Middleton tarafında ama gördüm. Bu güzel gelişme Middleton için ama diğer kısalar için değil. Bu savunma tarafında da zaten arka alanda bir o normal sezon baskısını burada çok göstermediler. Göstermeleri lazım ki savunmanın en iyi takımıydı zaten Milwaukee Bucks sezonda da. Tabii bu en büyük özelliklerini savunmada da bu olay alanda rakiplerine en az sayı veren takım. İşte demin dediğim gibi Orlando'yla herhalde en kötü eşleşmeyi sağlayacak takım da Milwaukee'ydi. Milwaukee'nin bir eksiği daha var, o da turnover'la, yani top kaybıyla rakiplerine en çok sayı veren takımdı bubble döneminde. Ama dediğim gibi bu çok çok üzerine durulacak bir istatistik değil çünkü bütün maçlar aynı ciddiyetle oynanmadı, rotasyonlarla oynandı. Hemen bir parantez açayım burada. Ben bu eşleşmelerde istatistikler vereceğim. Bu istatistikleri nereden alıyorum? Sevgili Cleaning the Glass sitesinden alıyorum. Bunun sahibi Ben Folk. Eski NBA analisti. Çok rafine, güzel istatistikler veriyor. Cleaning the Glass linkini paylaşırım aşağıda. Bir kısmında NBA'in kendi istatistik sitesinden alıyorum ki zaten filtrelediğinizde çok fazla detaylı istatistik bulabiliyorsunuz. Ama şunu söyleyeceğim, bu istatistikleri çok da dikkate alamayacağız bubble dönemi için. Sadece bize minik göstergeler olacak. Çünkü dediğim gibi birçok takım rotasyonla oynadı, birçok takım kendini çok zorlamadı, eksiklikler vardı vesaire. O yüzden bubble'ın belki de ilk birkaç maçı, playoff'ların ilk birkaç maçı bubble'daki bize daha net görüntüler verecektir. Bakalım, göreceğiz deyip Bucks Orlando eşleşmesine geri dönüyorum. Tahminimi de hemen söyleyeyim. Tahminleri bu arada ilk kez videoyu yaparken söyleyeceğim. Daha önce not alıyordum mesela. İkili Oyun Podcast'larında tahminlerimi not alıp gelirdim. Bu sene böyle bir şey deneyeceğim. Yani burada ya çok ekstrem bir şey olsa dediğim gibi Orlando bir maç alabilir ama ben onu bile söylemeyeceğim. 4-0 deyip Bucks Orlando serisini kapatıyorum. İkinci eşleşmemiz Doğu'da Toronto Raptors Brooklyn Nets eşleşmesi. Yani burada Brooklyn'le ilgili yine geçen programda biraz bahsetmiştim. Brooklyn Nets ötekilerin takımı olarak, yani dışlanmışların ligde belki de başka takımlarda yer bulmasının zor olduğu oyuncuların Atkinson tarafından bir araya getirilip özellikle son 2 sezon içerisinde, yani son 2,5 sezon, Kyrie Irving'i saymayalım. Sezon içerisindeki inanılmaz iyi oyunlarıyla bir anda parlayan takımdı Brooklyn Nets. Bubble'da da çok dar bir rotasyonla geldiler. Çok fazla artık 3. 4. seviyeye düşecek oyuncularla geldiler. İşte Jared Allen, Caris LeVert gibi oyuncular, sadece bu takımın hani öne çıkan oyuncuları gibi gözüktü. İşte Joe Harris'i de buraya ekleyebiliriz. Ama hani onların bu eforu Toronto'ya karşı ne yapabilir? Zaten burada Toronto bubble'ın tamamını çok iyi savunma yaparak geçirdi. Zaten ellerindeki en büyük güç, çünkü hücumda çok sallanıyorlar. Yani hücumda evet VanVleet gibi, Lowry gibi iyi kısaları var ama bu kısalar artı işte Siakam artı İbaka ya da kenardan gelen işte Powell'lar ve diğer oyuncuların birçoğu maalesef Kavay'ın yarattığı o ağırlık merkezi bozma, çembere yakın ağırlık merkezi yaratma, orada bitirme, çembere yaklaştığında top dolaşımını sağlama gibi birçok şeyde çok zorlanıyorlar. O yüzden de hücumları düşmüş durumda. Evet, sayısal olarak belli bir istatistiğini kapatabilirler Kavay'ın ama bu hücumdaki bu durağanlık bu genel zorlanma hali Brooklyn'e karşı onları çok zorlamayacaktır. Zaten çok iyi bir savunmada ben Brooklyn'e çok da şans vereceklerini düşünmüyorum. Ama Brooklyn'in en kafası rahat takımlardan biri olması, kaybedecek hiçbir şey olması gibi, bunu çok söylüyorum. Mental olarak bubble çünkü bütün oyuncuları çok zorladı. Özellikle daha stresli takımlar işte Lakers gibi, Bucks gibi, ki Antetokounmpo'da bunu gördük birazcık o stresi. Bence Lakers'ta da biraz hissettik. LeBron James hemen zaten bir ailemi istiyorum ya falana geldi. O yüzden hani Nets rahatlığıyla bir maç alabilir. Toronto'nun belki bir sallandığı ana denk getirip bir maçı alabilirler. Ama ben genel olarak da bu seriyle ilgili tahminim 4-1 olarak söyleyeceğim. Toronto ile ilgili ekleyeceğim bir şey var mı diye tekrar bakıyorum bir notlarıma. Hücumda dedim çok düşüyorlar. Burada tabii bir işte şey sorunu var. Şimdi Kavay olduğunda oyun daha da durağanlaşıp daha birebir ve topun dolaşıma girmesi, birebir üzerinden dolaşıma girmesiyle başlıyordu. Şimdi Gasol ve Siyakim hatta İbaka'yla daha fazla işte dirsekten ya da high post'tan dirsek dediğim kısım ya da işte üçlüğün daha da üstünden daha fazla topsuz oyun ya da top low posta indiğinde yine ters tarafa dönecek ya da ters taraftan gelecek o backdoor cut'ları falan kullanacakları oyunları deniyorlar. Ama bunun ağırlığını bence arttırmaları lazım. Çünkü çok fazla atlet oyuncu var. Çok fazla hızlı oyuncu var. Mesela bunu Miami iyi yapıyor. O açıdan Adebayo'da geleceğiz zaten Miami tarafında. Ama bunu daha yaymaları lazım. Çünkü boyalı alana birebir girdiklerinde çok zorlanıyor Toronto. Buradaki üretkenlikleri çok düşük. O yüzden de Toronto'yu ama Brooklyn'de zorlayacak takım değil ama tahmin edersiniz ki yolları ilerledikçe özellikle de konferans finalinde 1-2 eşleşmesine gideceğimizi düşünürsek her şey hani şu sıralamaya göre söyleyeyim. Her şey Toronto'nun ve Bucks'ın kazanması üzerinden şekillenirse. Bucks-Toronto eşleşmesinde Toronto'nun şu haliyle Bucks'a karşı hiç şansı yok gibi gözüküyor. Ama Nets'i bence 4-1 ile geçeceklerdir. Bakalım yine dediğim gibi Toronto için de playoff'ların ilk birkaç maçı daha net bir resim çizecek bizim için. Son bir söyleyeceğim daha var Toronto ile ilgili. Yine Kavay'ın yarattığı o pick and roll üstünden atakları hem popla işte Gasol'ün yukarı pick and pop yaptığı, İbaka'nın iki taraflı pick and roll'u çok iyi oynadığı ki Golden State'i elerken hatırlarsanız özellikle 3. çeyreklerde Toronto çok güçlü girerdi ve İbaka'nın rotasyonuyla başladıkları durumlar oluyordu. İbaka'nın o etkili pick and roll'leri rakip takıma faal sorun da yaratabiliyor. Onu çok yapabilecekler mi? Nets'e karşı yapabilirler belki ama diğer takımlara karşı şu an görmekte zorlanıyorum ama yine de dediğim gibi bu seri için tahminim Toronto 4-1 alacaktır. Diğer eşleşmeye geçelim. Boston Celtics, Philadelphia 76ers. Şu an Philadelphia'lılar herhalde bileğini kesiyor. Philadelphia'lılar Brett Brown'un posterlerine dart atıyor. Philadelphia'lılar ya lan Simmons gidince daha mı iyi olur gibiydik ama o da mı olmayacak acaba diyor olabilirler. Philadelphia'yı çok konuştuk. Kanalda merak edenler varsa YouTube'da şu an videoyu izlediğiniz kanalda Philadelphia ile ilgili de güzel bir analizimiz var. Ona da bakabilirsiniz. Onun ikinci videosu da vardı normalde ama maalesef bir telif konusundan dolayı benim bir hatamdan dolayı yanlış bir kaynaktan video aldığım için oraya kurgu yaparken o yüzden kaldırıldı ama ilk video duruyor, onu izleyebilirsiniz. Daha detaylı Philadelphia'nın durumunu anlamak için. O yüzden yani çok derine girmeyeceğim. Bu tahmin videosu da çok uzasın istemiyorum. Ama Philadelphia artık sıktı ya. Yani gerçekten ben izlerken kalbim sıkışıyor. İzlerken sıkılıyorum. Yani o 3 sene önce o büyük gazlarla işte 2 sene önce o büyük gazlarla işte Simmons, Embiid geleceğin takımı şöyle olacak böyle olacak o takım. Olmuyor yani olmuyor gidemiyorlar. Evet anlıyorum Brett Brown bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor eskisine göre ama elindeki oyuncular buna uygun değil. Maalesef değil yani oradaki oyuncuların rolleriyle ilgili de sıkıntılar var. Embiid'le ilgili sıkıntılar var. Simmons'la ilgili zaten psikolojik sıkıntılar var, bunu çok konuştuk. Ben daha ilk geldiği sezonda da çok ciddi mental sorunlar olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Çünkü üçlük atamamasının ilerisinde çembere gidebilecek o kadar özellikleri olan, o kadar keskin yetenekli olan bir oyuncunun çok rahat gidebilirken driplingini yarıda kesmesi, ters eline dönüp tuhaf yarım hooklar deneyip garip hareketler yapması, böyle Yani şey gibi altyapıda bu hareketleri bir oyuncu yapsa koç kızar. Ya biz kızıyorduk yani. Ben de kızıyordum. O yüzden hani bunlardan kurtulamaması, low post oynarken hala o pas yeteneğini ortaya çıkaramaması, tepedeyken hala spacing konusunda sıkıntılar yaşaması. Bunlar çok yordu. Ha, sakattan da olmayacak bu playoff sezonunda ama onun kattığı bir şey de gitti. Tek şey vardı zaten çok iyi kattığı. Bütün takıma kazandırdı o çok hızlı fast break'ler. Tam açık sahada yarattığı ki onda da bence hataları var. Yani çok hızlı gittiği için. Gerçi çok onun hatası, biraz da Brett Brown'ın hatası. Yani Simmons'ın hızına ayak uyduracak çok iyi kanatlarla hücumlar oynamanız lazım. Çok yavaş çıkıyordu Philadelphia. Simmons'ın hızına asla ayak uydurmuyordu. Onun önünde oyuncular olsa çok daha fazla sayı üretebilirler. Hep arkasına pas vermek zorunda kalıyordu. Ha, bu üçlük yaratıyor muydu? Yaratıyordu. Çünkü savunma onunla beraber çembere doğru yığılınca arkadan trailer gelen uzun yerine forveti ya da kısaya görüp üçlük yaratabiliyordu Simmons. Ama bu da her zaman çalışmıyordu. Rakipler buna da bir noktada önlem alıyorlardı. İşte daha erken yarı sahada karşılayıp ya da diğer oyuncuları yarı sahada alıp Simmons'ı birebir de durdurduktan sonra bunu çözüyorlardı bir şekilde. Ama hızı da kaybettiler. Şimdi yarı sahaya tıkanmış. Sırayla birebirlerin oynandığı artık iyice böyle bayık. Harris sen al abi, sen at. Bir tur Embiid atsın. Low posta ineceğim. 10 saniye Embiid abimizi bekleyeceğiz. At babacım, at kıllı göbeğime. Ben bir oynayayım falan. Çok sıkıcı çok. Yani burada şey de yok. Bir handoff dönmüyor. Bir topsuz oyun dönmüyor. Katlar çalışmıyor. Bilmiyorum yani Philadelphia'ya ilgili pozitif hiçbir şey söyleyemiyorum. Savunma çok tembel. Geçiş savunması çok dertli. Embiid 3.5 çeyrek boyunca hiç savunma yapmıyor. Sonra dur bakayım ben bir savunma yapabiliyordum aslında. Ki o hatırlayacaksınız sezon içinde çok hype dönemleri vardır. Savunma dönemleri olur Embiid'in. Aklına gelince savunma yapmaya başlıyor ki bak bununla ilgili en güzel istatistik hani bunu verebilirim. Defensive rating normal sezonda 8. iken Philadelphia defensive rating'te 108 ratingi varken 114'de çıkmış durumda bu rating. Yani düşmüş durumlar defensive rating sıralamasında. Gerçekten çok tatsız. Burada ne yapabilirler? Ben biraz Brett Brown'un yarı saha oyununa ağırlık vermek zorunda kalacağı için yani Josh Richardson da o tempoyu yaratamayacaktır. Biraz daha Tobias Harris'in belli noktalarda öne çıkacağı yarı saha oyunlarını deneyebilirler. Biraz da Embiid'in tepede kalmayı kabul edip low posta uğraşmak yerine daha yüzünün hızlı döndüğü, daha belki low posta biraz uzak kalıp yüzünü daha hızlı dönüp oradan birebirler oynadığı oyunları arttıracaktır. Ama bunlar da onları ne kadar ileri götürür? Burada Boston'a geçeceğim. Yani Boston'a karşı onların ileri gidebilmesi için Boston'ın kısa kaldığı, artık zaten normalde kısa ama ekstra kısa kaldığı anlarda belki faul problemleri yaratabilirler. Embiid'in oynayacağı çok ekstra birkaç maç, 40-50 atabileceği birkaç maç. Tobias Harris'in 35-40'ları göreceği ekstra birkaç maç. Boston'ı zorlayabilirler ama şu halleriyle o bile çok zor görünüyor. Çünkü Boston'da tam tersine bu bubble dönemin en dengeli takımı, en güven veren takımı gibi gözüktü bana en azından benim izlediğim 3-4 maç boyunca. Çünkü Boston'da da şöyle bir şey var. Kyrie Irving sonrası o takımın ben lideriyim abi diye ortalıkta gezen biri olmaması, onların daha böyle genç modern bir kafa yapısına geçmesiyle Tatum Kemba arasında sahada bölüşülen bir sayısal liderlik var ama o da çok göze batmıyor. Jaylen Brown çok rahat, Hayward daha rahat, işte Tice çok daha rahat top kullanıyor. Kenardan getirdikleri oyuncuların hepsi fizik olarak çok iyi durumda bu arada. Yani Wanamaker'ı gördükçe özlüyorum desem yer olur. Yani Euroleague'de Fenerbahçeli o. Fenerbahçe ondan sonra o kadar net birebir katkısını, o kadar net çembere gitme gücünü Bogdan'dan da sonra Wanamaker'da bulmuştu. Wanamaker'dan sonra da bulamadı kimse. Zaten Avrupa'da birçok takım bunu hani Larkin dışında bulmak zor. Belki Mike James bunu yazabiliriz yanına ama Avrupa bunu genel olarak bulamadı. Wanamaker fizik olarak çok iyi. Kenardan gelen herkes kafa ve fizik olarak çok sağlıklı. Oyun çok dengeli. Yani ligin savunma ve hücum tarafında yine bubble döneminde rating olarak en dengeli takım. Hem hücumda hem savunma ratinglerinde 3. 4. sıra civarında geziyorlar. Orada da dengelerini gösteriyorlar. Efficient field goal konusunda 3. sıradalar. Burada da çok iyiler. Tek sorun biraz Hayward'ın top kullanım dengesi. Yine o gereksiz orta mesafeli uğraşıyor ama bunu çözerler. Bazı maçlarda topun eşit dağılımında bozulmalar olabiliyor hala. Bunu çözmeleri lazım, dikkat etmeleri lazım. Bu tarz maçlar eğer orada top paylaşımı dengesinin bozulduğu oyuncu tarafında bir formsuzluk olursa sıkıntı yaşayabilirler. Çember atakları Jaylen Brown'la ve Kemba daha formsuz ama Jaylen Brown'la daha yükselmiş durumda. Tatum'la yükselmiş durumda. Kemba'nın da buraya katılması lazım. Savunma eşleşmesinde çok rahatlar. Belki çok kısa, yani arka alanda ve kısa rotasyonda çok rahatlar ama işte Tice özelinde ya da kenardan gelecek işte Enes tarafında falan büyük oyuncular özelinde sıkıntılar yaşayabilirler. Rebound sorunu yaşama ihtimalleri her zaman var ama o sorunları yaşatacak takım işte Philadelphia mı? Bence değil. Yaşatabileceklerse de belki de 1 ya da 2 maç yaşatabilirler. Benim en iyimser tahminim bu seri için 4-1 Boston. Her şey çok acayip olursa Philadelphia için çok ekstrem şey olur. Boston'da sakatlıklar olursa 4-2 belki zorlanabilir. Ama çok zor gibi duruyor. Şu haliyle en azından. Şu görünen haliyle çok zor gibi duruyor. Ve yarı saha hücumunda da Boston savunması çok iyi. Yani zaten Philadelphia'nın şu an Simmons'da olmayınca tek hücum potansiyeli yarı sahada kaldı. O geçişler, hızlı hücumlar çok azalacak. Burada tabii şutör olarak da hani Furkan ne kadar katkı verebilecek? Josh Richardson şut sokabilecek mi? Diğer oyuncular şut katkısı verebilecek mi? Bunlar da tartışmalı. Ben o yüzden bu seriye aslında kafamdan ekstrem 4-0 geçiyor açıkçası Boston için ama diyorum Tancan'a çok da bokunu çıkarmayalım. Hani Philadelphia'nın da illaki bir ya da 1.5 hadi 2 iyi maçı olacaktır. Ama ben yine de iyi ihtimal 4-1 deyip tahminimi yapıyorum. 4-2 olursa da çok şaşırmam ama bu seri Boston geçecektir. Ve doğudaki son eşleşmemiz Miami Heat, Indiana Pacers eşleşmesi. Bu seri herhalde ligin gerçekten çok net 4-5 eşleşmesi. Yani iki takım da birçok şeyde istatistiki olarak tam ortadalar. Yani evet, Boston kadar iki takım da dengeli değil. Hani üstte olup iyi olma konusunda dengeli değiller ama ortalama olup bazı şeyleri maçına göre iyi yapma konusunda dengeliler. Mesela özellikle Bubble'daki Miami Heat Indiana maçını izlediğimde ilk notum şu oldu. Yani iki takımın çok yakın olduğu istatistiklerde çok bariz üstünlük kurmaları lazım. Burada Miami biraz öne çıkıyor. Bu maçta güzel bir örnek oldu. Mesela rebound konusunda çok yakınlar. Miami rebound konusunda Indiana maçında Indiana'yı ezdi. Üçlüklerde %28'de tuttu. İkinci şans sayılarında ağır üstünlük sağladı ki iki takım da ikinci şans sayısı yaratmayı da seviyor ama Indiana tarafındaki sıkıntı rakiplerine de çok fazla ikinci şans sayısı. Bir ikinci şans sayısını genelde kısaca açıklarsam Amerikalıların putback dediği ya da işte follow üzerinden bulunan sayılar dediği sayılar. İşte rebound, hücumdan sonra rebound ya da işte bir hareketli top, işte bir top kaybı üzerinden tekrar cover edilen bir top. Bunların hepsi ikinci şans olarak geçiyor. Ve burada aslında bu konu önemli çünkü bunu hep söylüyorum ben, bu Denver konusunda da konuşacağım bundan. Bir takım eğer hücumda dengesizlikler yaşıyorsa, bunu özellikle de ve savunma geri koşmada sorunlar yaşıyorsa, geçiş hücumlarının savunmada sorun yaşıyorsa, top kaybıyla yüksek reboundlar vererek, yani daha boyalı alanın dışına doğru düşebilecek reboundlar vererek ki bu rakiplere daha hızlı geçiş imkanı verir. Pozisyonlar vermek istemez. Bu yüzden de hücum reboundlarını zorlar, ikinci şanslarını zorlar. Buradan biraz daha hani şey diyebiliriz, ekmeğini taştan çıkarmaya çalışır. Bu konuda Indiana maalesef çok iyi bir repertuara sahip değil. Hücum tarafında fena değil ama savunma tarafında da rakiplerine çok sayı veriyor. Boyalı alanda çok sayı veriyor. Şimdi bu noktada evet, savunması çok iyi Indiana'nın. Nate McMillan'ı zaten sezonda bu yüzden övdük her zaman. Bu Indiana takımından iyi iş çıkardı ama Sabonis yokken de işte hücumdaki top dolaşımının organizasyonu Brogdon'a kalıyor. Brogdon da bunu bir yere kadar götürebiliyor. Oladipo çok formsuz. TJ Warren'ın böyle bir özelliği yok. Bir Tice fakir Oladipo'su gibi, yani yapmaya çalışıyor ama çok iyi değil daha. Ki ben bir Tice'yi severim. Potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Gelecekte bence çok faydalı olacak. O yüzden böyle bir dengesizlikleri var. Savunma tarafında hem iyiler hem kötüler. Boyalı alanda kötüler ama arka alanda baskı yaratabilirler. Burada da Miami'ye geçmemiz lazım. İşte Butler ve Dragic'in dönüşü onlar için zaten hep beklenen önemli olan konuydu. Çünkü Kendrick Nunn evet sezonda gösterdi ama kendini Miami'yi taşıyacak oyuncu değil. Şu anda değil. Tyler Hero kesinlikle rotasyonda çok faydalı ama o da kısa rotasyonunda arka alan savunmasını delip geçecek oyuncu değil. İşte burada Dragić ve Butler ikisi de oynayacaklar bu arada. Bir sorunları yok. Indiana savunmasındaki bu baskıyı çok rahat kıracaklardır. Özellikle zaten Miami'nin en büyük sorunu izlediğimiz maçlarda maçı çok iyi götürüp hatta maçı içinde 20 farklara kadar çıkıp maçın son bölümüne doğru düşüp ondan sonra burada daha kritik bire kalan daha baskettikleri anlarda el yakan topları kullanamıyorlardı. Ağırlık merkezini bozacak güçleri bulamıyorlardı kendilerinde. Bunu işte Nan'la yapman zor. Nan burada çok zorlandı. O baskıyı yedikçe gerçekten o çaylaklığını hissettirdi bize. Normal ama onun da daha önünde çok yol var. Bu baskıyı yediğinde bu kadar dağılması da normal. Hafif sakatlığı da var zaten sonra sakatlanıp hiç oynamadı ama Dragic'in buraya dönmesi, Butler'ın buraya dönmesi, Adebayo'nun burada çok büyük bir etken olması. Hemen Adebayo'da buraya geçelim. Burada geçelim. Adebayo'nun özellikle şu anda yani NBA'deki 30 takım yani Miami çıkarımıza kalan 29 takımdan istemeyecek bir takım olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten herkes isteyecektir. Yani kısa rotasyonun büyük oyuncusu olarak oynayabiliyor, tek uzun olarak oynayabiliyor. Topu zaten o getiriyor ağırlıklı olarak. Yani onun getirmesi hemen bir 5 dışarıda rotasyonu oluşturuyor. Ve Miami'nin topu onun getirmesi, onun dağıtmasıyla da oluyor bu. Hemen Dragic'e ya da Butler'a hatta şöyle bir avantajı var. Onu söylemek istiyorum. Benim çok beğendiğim bir konu Miami'de. Butler'ı topla yıpratacaklarını işte Philadelphia'nın hatası bu. Birebir verip 10 saniye 15 saniye oyuncunun bir pozisyon yaratmasını beklemek artık oyuncuyu da yıpratmak. O Miami ne yapıyor? Adebayo ile topu getiriyor. Bir handoff oynatıyor. Hemen bir pick çalıştırıyor ya da bir switch yapıp bir pick and roll üzerinden Butler'ı hemen boyalı alana salıp Adebayo üzerinden de o kanalları besleyip ya top direkt pozisyon alan Butler gibi oyuncular ya da direkt kenarlardan Duncan Robinson gibi Dragić de bu katları yapıyor. Diğer oyuncular da bu katları yapıyor. Bu katları yapan oyuncuları çok hızlı bulabiliyor Adebayo. Gerçekten şu an inanılmaz etkili. Savunmada zaten esnek olması hem büyük uzun savunabilmesi hem kısa savunabilmesi de çok büyük avantaj. Ya Miami hemen bir iki sınıf atlattı. Özellikle de şu yakın dönem formu. Bunun yanında işte dediğim gibi tekrar edeceğim ama Butler ve Dragic'in eklenmesiyle Indiana'ya karşı Miami bariz birkaç adım öne geçti. Evet hani onlar olmasa bu seriyi böyle ya 4-3'lere gider herhalde falan diyeceğim bir seriyken. Şimdi Miami'ye güvenmediğim hala bazı konular var. Savunma tarafında bazen çok hızlı sallanabiliyor onlar da. İşte ikinci şans sayısı çok verebiliyorlar savunma düştüğü anlarda. Rotasyonda savunma yine düşebiliyor. O yüzden Indiana'nın buradaki istikrar eğer %25-28 gibi kötü üçlük yüzlerinden 30-35'lere gelirlerse maç alma ihtimalleri daha da artacak. O yüzden ben bu seriye 4-2 Miami diyeceğim ama herhalde 4-1 ya da 4-0 bile olsa çok şaşırmayacağım. Ama 4-2 Miami deyip bu seriyi de geçiyorum ve Doğu'yu bitiriyoruz. Doğu bittikten sonra tabii ki Batı'ya geçeceğiz. Batı'da işler karışık. Batı'da işler karışık. Gelin. Buralar yorucu. Buralar birazcık. Şimdi Lakers zaten Lakers-Portland konusu çok konuşulacak. Çok konuşuldu. Charles Barkley hemen ateşi yaktı. Portland Lakers'ı eler falan diye çıktı. Yani bu konu ilginç olacak. Bu seri ilginç olacak. Ben işte zaten ben bu videoyu pazar çekiyorum. Cumartesi akşam Portland-Memphis maçı oynandı. Play-in maçı. Orada spikerler şöyle bir şey dediler. Bu maç öyle bir maç ki limboda bir maç. Yani bu maç istatistik olarak normal sezon maçı değil. Playoff maçı da değil. Bu maç istatistiklere nasıl geçecek? Biz bu maçı nasıl göreceğiz? İleride herhalde çok konuşulacak dedi. Ve Portland bence Zach Collins'in maç içinde sakatlanması, işte Nurkic'in maçtan hemen önce büyük annesini kaybettiğini haberini alması, ki çok durgundu maçın başında, ki sonra attı biraz. Bunlara rağmen, ki Lillard da çok iyi bir maç geçirmedi. Genel hani bütün bubble performansına baktığımızda ona göre düşük bir maç geçirdi. Ama bu maçı aldılar. Çünkü Memphis ilk çeyrekte biraz işi ciddi tutsaydı farklı bir sonuç izlerdik. Çok geç açıldı onlarda. Jay Morant ilk yarı çok kötüyken ikinci yarı çok iyi oynadı. Ama o da geç kalınca işler Portland'la yine döndü. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben Portland'ı yıllardır çok eleştiren biri olarak yaptıkları üzerine değil, yapmadıkları üzerinden, hatalarını görmedikleri için çok eleştiren biri olarak burada haklarını veriyorum. Gerçekten hani Portland elindeki durumla, oyuncuların durumuyla bence iyi iş yaptı. Ama şimdi gelelim Lakers'a karşı ne yapabilirler? Lakers burada gerçekten Portland'a karşı zorlanır mı? Ya da Portland savunması Lakers'ın bubble döneminde izlediğimiz berbat hücumunu mu görecek ve çok rahat durduracak? İşte bunları tartışacağız. Şimdi ben önce bir şunu söylemek istiyorum. Portland'la ilgili şu detayları vermem lazım. Bence çok üzerinde durulmuyor ama onlar bunu fark edip üzerine gittiler. Ben geçen sene de bu konuya değinirken ana akımda pek bununla ilgili konuşulduğunu görmemiştim açıkçası. Geçen sene sezon içerisindeki defensive ratingleri 16. sıradaydılar. Defensive rating'de. Ve playoff'lar geldiğinde, ki Golden State'e kadar gittiler, arada Oklahoma'yı elediler. Çok net bir playoff geçirdiler, ki Golden State'e 2 maçta da kök söktürürler bu arada. O 2 maçı alabilirlerdi de. Ki oradaki Lillard bile hala çok olgun değildi belli konularda. Ona da geleceğim. Playoff döneminde 9. sıraya kadar çıktılar. Ve bu onlar için çok iyiydi. 2017-2018 sezonda da tam tersi bir durum vardı. Mesela sezonda çok iyi durumlardı. Yanlış hatırlamıyorsam ya 3. ya 4. bitirdiler o sezonu. Normal sıralamada Batı'da. Ve defensive rating'de 6. sırada bu takım, 106 rating'de. Peki playoff'ta ne oldu? İlk turda New Orleans'a 4-0 elendiler ve hani berbat bir savunma yaptılar. Ama buradaki ana konuları ilk kez savunma değildi. Çok iyi düşünülen Portland hücumu devamlı New Orleans'tan arka alanda baskı yiyip, Jrue Holiday ve Anthony Davis ikilisi ve diğer oyuncuların, Rajon Rondo da orada inanılmaz iş çıkarmıştı o sene. Devamlı baskı yiyip o baskıdan asla ve asla topun çıkmadığı, Lillard'ın buradan sonuç alamadığı, delemediği bu baskıyı, baskı yedikçe kaybolduğu, maç içinde yok olduğu seriler yaşayıp süpürülüp gitmişlerdi. Ki ben o seriye farklı olarak New Orleans'ın alacağına inanmış ve 4-2'de 4-3 demiştim ama 4-0 ben de beklemiyordum. Ama Portland'ın alacağını, New Orleans'ın alacağını düşünüyordum. Çünkü tam da bu konulardan Portland'a yine güvenmiyordum. Bugüne geldiğimizde peki Portland'a güvenebileceğiz mi? Evet. Gerçekten göz alıcı bir oyun var. Yani Lillard'ı izlemek bana da zevk veriyor. Yani eskiden bu kadar zevk almıyordum ama Lillard bu sene ayrı bir olgun. Ben Lillard gibi bir liderliği seviyorum. Çünkü evet skor üretmek dışına çıktı artık. Bu sene için bahsediyorum. Geçen yıllar için değil. Bu sene özellikle takım arkadaşlarıyla asla saha içinde bir didişmeye girmemesi, asla diğer oyuncuların yüzünde ya ben niye bu adamla oynuyorum imajı vermemesi, saha dışında asla bir oyuncunun Lillard'la ilgili bir sorgulama yapmaması, Lillard'ın da aynı şekilde. Ve dün oynanan cumartesi akşamı oynanan, şimdi videoyu pazar mı basacağım, pazartesini bilemediğim için dün demeyeyim, cumartesi akşamı oynanan Memphis maçındaki o son 3-4 dakikada top kullanmayıp CJ McCollum'a güvenmesi, ki McCollum kötü bir bubble geçirirken onu kazanmış oldu vesaire, her şey çok iyi. Ama işte mercimeğin faydaları kısmına geldiğimizde risk alırken, bu güveni sağlarken de Carmelo'yu bulup ona güvendiği ve Carmelo %20 ile atarken, saha içinde berbat oynarken, çok kötü tercihler yapıp Memphis'in devamlı oyunda bağlı kalmasını sağlarken ona bir pas verdi. İşte o risk olmayabilirdi şut girmese. Ona risk diyemezdik. O zaman başka bir şey derdik. Ne derdik siz tahmin edin. Ama bir şekilde bundan yırttı Lillard. İşte bunu Lakers'a karşı yapamaz. Lakers elemek istiyorsa Portland belki de 7 maç boyunca Lillard'ın o bütün bubble boyunca verdiği performansı vermesi lazım. 40 sayılar, 50 sayılar, yüksek yüzleri üçlük, yüksek yüzdeli asist. Yani o pasların hepsinin yerini bulması lazım. Baskıda ki bu sefer karşısına Davis geleceğini bildiği için Portland bir şey denedi. Bu çok iyiydi yine geçen seneye göre. Portland uzundan, yani Nurkic'i ilk pick opsiyonu kullanmak yerine McCollum'u ya da işte burada Carmelo'yu ilk pick opsiyonu kullanıp, yani kısa rotasyonu içerisinde bir pick opsiyonu kullanıp Lillard'a baskı geldiğinde tepede hemen bir üçlükçü bırakmak istediler. Ve bu çalıştı. Çünkü takımlar şu ikilemde kaldı. Tamam, Lillard'a baskı getiriyoruz ama buradan şut diyoruz. Şimdi orada Nurkic de atıyor. Okey, sokabilir ama bu oyuncular kadar yüzleri atamayabilir. Ya da Hasan Whiteside oyundayken aynı sorunu yaşarlar. Ya da Zach Collins, evet o da şut atabiliyor ama onda da aynı sorunu yaşayabilirler. Ve esas sorun onların yaratacağı şut tehdidinden çok onların savunmacısı muhtemelen McGee olacak, muhtemelen Davis olacak, muhtemelen Howard olacak. Ve bu üçlünün Lillard'a karşı yaratacağı o double team baskısı Lillard'ı daha çok boğacak. Yüksek oldukları için o yüksek pasları verme ihtimali azalacak ya da işte devamlı aradan delmeye çalışacağı için o oyuncular daha fazla cover alanı cover ettikleri için savunmada o da zorlaşacak. O yüzden kısa pik getirmeyi denediler. Bu Lillard'a bir avantaj daha yaratıyor. Kısa pik getirdiğiniz zaman kısa screen, bunu Golden State de yapardı Durant ve Clay ile Curry'e karşı. Aradan geçebiliyor Lillard. Ya da daha hantal bir uzun gelirse bu sefer uzun daha show up'ını yapmadan screen'in hemen gelmesini beklemeden geçip uzunu da ekart edip çembere kadar gidebiliyor. İşte burada karşısına işte Lakers'a geçeceğim. Lakers'ın aslında en büyük gücü olan savunma ortaya çıkıyor. Yani hücumda berbat olsalar da bir savunma standardını koruyor. Sezonda da en iyi savunmacılardan biriydi Lakers. Burada sırıtan kişi Kuzma'ydı. Bence Kuzma bu serinin şimdi en kilit oyuncusu. Çünkü Kuzma bu Portland'ın kullanmak isteyeceği kısa pik oyunlarındaki en kritik savunma parçası olacak. KCP ile beraber, Caruso ile beraber. Çok göreceğimize inanmıyorum ama Waiters ve JR ile beraber de onlar da orada olacaklar. Bir de tabii ki Green ile beraber. Ben Waiters'ta JR'ın alacakları varsa da çok süre almaları gerektiğini düşünüyorum. Çok hızlı takım raydan çıkarabilirler. Yani belki çok ihtiyaç anında kırılabilecek parçalar olacak, olarak kenarda duracaklar ama öncelik Caruso, Green, KCP döngüsünde olacak. Rondo oynayabilirse belki onda olacak ama bakalım göreceğiz nasıl olacak orası. Ama bu dediğim konu işte esas kırılma olacak. Yani Portland için hücumda ve Lakers savunmasında ana kırılma bu olacak. Peki gelelim diğer tarafa. Portland savunması ve Lakers hücumu. Portland savunması geçiş hücumlarında, hızlı hücumda berbat. Berbat durumlar. Yani Memphis maçında da gördük bunu. Diğer maçlarda da gördük. Boston hele paramparça etti. Yani biraz oyun hızlanınca kesinlikle geri koşamıyor Portland. Topu durduracak bir baskıyı da yaratamıyorlar. Top da durmuyor önde. Yani burada Hood'u kullanıyorlardı aslında. Radniut'u da sakatlandı. Radniut'un ilk topa baskısı iyi olabiliyordu ama burada işte Lillard'ı da kullanamazsın. Çünkü Lillard'ın hücumda biraz nefesini bırakmak lazım. Yoksa bu kadar bir savunma altında o da yok olup gidebilir. McCollum hiç yok. Maalesef McCollum'da böyle bir savunma gücü yok. O yüzden hani burada da zıt bir durum var. Eğer Lakers'a karşı onların hızlı hücumlarını, geçiş hücumları üzerinden yaratacakları üçlükleri, Carmelo da bu arada tam bir kara delik savunmada, durduracak bir sistemleri olmadığı için biraz daha Nurkic'e bağlılar. Nedir Nurkic'e bağlılık? Onun hücum ribaundu zorlaması, burada ikinci şans yaratması, top çıkartmasındaki zorlaştırabilecek o hemen ilk aktif fans, işte topa pas arası. Ya pas arası da olabilir bu konu. Belki onu ekleyebiliriz. Hani Lakers'ın atacağı uzun paslarda pas arasını kovalayabilirler. Bunu Nurkic de ilk top karşısında yüksek durup onun o rahat pasları atmasını engelleyebilirler. Yoksa Davis'le, KCP'le ki Avery Bradley'de olsa ki bence çok büyük bir eksik Lakers için, onu da engelleyebilirlerdi. Ama şu halde işte iki tarafta çok dengesiz. Evet, Lakers savunmada Davis'le fark yaratacak ama Portland kısa pik getirdiğinde Lakers'ın kısaları Lillard'a, McCollum'a aynı savunma baskısını yaratabilecek mi? Ya da Trent'in üçlüklerini durdurabilecek mi? Ters tarafta Lakers gibi hızlı hücumu seven, geçiş hücumu seven bir takım yarı sahada zorlandığı için, Ki burada zaten oyun birebire çok kalacak. Yarı saha savunmasına da birazdan geleceğim. Portland'ın durduramadığı bir hücum sistemi bu. Bu ikisi çok dengesiz. Burada çok tartışma çıkacak, kavga çıkacak maçta. Yarı sahaya gelirsek burada da birebir savunma eşleşmene bakmamız lazım. Ya Davis'i kim durduracak Portland'da? Yani çok birebir oynayacak. Çok fazla low post alıp zayıf tarafa pas atacak. Burada tek opsiyon pas arası olabilir yine. Aynısı LeBron James'in tepeden derdiklerinde ya da yine high post'tan yapacağı bütün backdoor asistlerini nasıl savunacaklar? Bunlara karşı ben açıkçası Portland'da net bir çözüm göremiyorum. Yani Trevor Ariza olsaydı, ki onun çocuğuyla ilgili ve ailesiyle ilgili bir durumu var. Gelemedi yani. Yanlış hatırlamıyorsam bir dava konusu da var eşiyle ilgili. Çocuğuyla vakit geçirmek istediğini hatırladım ama tam net konuyu şu an hatırlayamadım. Kusura bakmayın. Ya buradaki konuyu nasıl çözecekler? Bu oyuncuları birebir Carmelo durduramaz. McCollum'un böyle bir yeteneği yok. Zach Collins de Nurkic'e binecek buradaki bütün yük. Çemberi savunmada, Aktifens'te, yardım savunmasında Zach Collins'te, ki Zach Collins sakatlandı ama şu an çok ciddi bir sorun yok gibi duruyor, oynayacak. Anthony Davis'in bir sakatlık durumu var. Maybe demişler ama ben oynayacağını düşünüyorum. Çok ciddi bir şey yok gibi ama şu an bir sallantı durum var onun da. Çok ciddi bir savunma eşleşme sorunu yaşayacak. Burada özellikle de Portland savunması. Peki Portland hızlı hücum oynayabiliyor mu Lakers'a karşı? Lakers da aslında normalde geçiş savunması zorlanıyordu. Bubble'da daha iyi iş çıkardı. Ama onların da sallandığı bir nokta geçiş savunması. Burada da Portland öne çıktı. Bubble'da ilerlettiler. Birinci sıraya kadar geldiler. Yani rafine istatistiklerde garbage time'lar falan çıktığında baktığımızda transition hücumda iyi durumdalar. Orada onlar da Lakers'a karşı belli noktalarda tempoyu arttırmak isteyecekler. Lakers'ın yarı saha savunmasından kaçmak için. Ki Lakers'ın en ciddi oynadığı maç Clippers maçına bakarsak hem PG'ye hem de Kavay'a yaptıkları yarı saha savunması epikti. Bunu yine yapacaklar. Ki buna dediğim gibi Kuzma da dahil oldu. İşte buradaki didişmeler de kim öne çıkarsa o seriyi alacak. Kim öne çıkacak? Bence Lakers. Çünkü Lakers'ın bu kadar kötü savunması olan bir Portland'ı bulduğunda ben eleneceğini zannetmiyorum. Zorlanabilir mi? Zorlanabilir. 4-3'e giden bir seri görebilir miyiz? Sakatlıklar, çok ekstralar, Lillard'ın inanılmaz uçtuğu, kaçtığı maçlar olacak, görebiliriz. Ama ben yine de bu seriye en iyi ihtimalle 4-2 Lakers diyeceğim. Ki Lakers'ın karşısına bir de yıpranmış olarak geliyorlar. Bunu da unutmayın. Yani dün cumartesi günkü Memphis maçının sonlarında artık Nurkic ve Lillard nefes alacak, vücutlarına nefes alacak noktalar arıyorlardı. Yani nerelerinden nefes alacakları ile ilgili hiçbir fikirleri yoktu. O yüzden bayağı yorgun durumdalar. Ya yine bu seriyi konuşacağız. Çok daha uzattım bayağı bu seri. Çok konuşulduğu için üzerine durdum ama dediğim gibi kritik noktalar bunlar. Bence çok güzel bir seri izleyeceğiz ama Lakers 4-2 alacaktır tahminimle, bu seriyi geçiyorum. Yine sorularınız olursa bu arada lütfen yorumlara yazın. Seriyle ilgili ya da diğer playoff konularıyla ilgili. Belki canlı yayında YouTube'da ya da Twitch'te onu duyururum. Bir soru cevap yaparız. Playoff'larla ilgili detayları konuşuruz. Buradan ikinci eşleşmeye geçiyorum. 2-7 eşleşmesi Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks. Dallas'la ilgili ki yani ben şunu tekrar hatırlatayım. Ben NBA'de bir takım taraftarı değilim. Hani 90'lardaki Seattle sempatim dışında, ki Sean Kemp'i birçok kişi gibi o dönem ben de çok severim ama işte Jordan hayranlığı da olduğu için o dönemde onlar böyle biraz böyle direniyorlar gibi de seviyorum ama Jordan'ı da çok seviyordum. Ama Sean Kemp'in tarzı, Gary Payton'ın o inanılmaz sert savunma yaparak o dönem işte yıldız oyuncuları yıpratması falan çok hoşuma gidiyordu. O Seattle kapandıktan sonra öyle bir taraftarlık hissim kalmadı. Gerçi artık hayatımda birçok sporda bir taraftarlık hissim kalmadı ama neden bunu anlattım? Doncic'e geleceğim çünkü. Doncic'i çok seviyorum. Doncic'i çok beğeniyorum. Doncic'in hastasıyım. Genel olarak o eski Yugoslavya, şimdi Sırbistan ve diğer ülkelere bölünmüş o köken, o basketbol kültürüne bayılıyorum çünkü. Oradan gerçekten zihne açık oyunu aslında yıllardır her yönüyle oynayabilen oyuncular çıkarıyorlar. Ve Doncic bence bunun Slovenya tarafındaki en büyük örneklerinden biri. Bu ekolle gelen, bu ekolle yetişen, İspanya, yakın dönemde İspanya'nın ekolünden geçen çok iyi, çok değerli bir oyuncu. Ama Dallas çok ilerleyebilecek takım değil bu sene için. Özellikle de Clippers'a karşı işleri o kadar zor ki. Yani bu arada Porzings'in sakatlığı var. Onun da durumuyla ilgili sıkıntılar var. Ne kadar etkili olabilecek bilmiyorum. Ama ana sorun çember savunması Dallas'ta. Özellikle Kleber gibi bir oyuncu olmadığında, yanında ya da işte diğer uzun oyunculardan herhangi biri olmadığında Porzingis'in yanında çember savunması dağılıyor. Özellikle tepeden dağılıyor. Yani çembere yakın ikinci şans sayıları ya da oradaki daha yakın bitirme anlarında Porzingis yakınsa çok büyük blok tehdidi yapıyor da, ama çemberden uzaklaşıp gelen ataklarda işte PG'nin atakları, Kavay'ın atakları, Reggie Jackson, işte Lou Williams, bunların ataklarında çemberi savunmak Dallas için tam bir kabus. Çok zorlanacaklar burada. Tam tersi tarafta da hani Clippers Montrezl Harrell yokken çember savunmasında zorlanıyor gibi oldu, ama oraya yani Boban'la vurabilir ki vurdu. Hani Carlisle bunu denedi Clippers maçında. Orada bir zaaf gördü. Onunla uğraştı ama çok da bir şey çıkaramadı oradan. Çok uzun sürede işte malum 3 falan oyunda tutmanız zor. Yani o yüzden hani bu seriyi çok uzatmak isterdim. Dallas'la ilgili çok konuşmak isterdim ama Clippers'a karşı işleri gerçekten çok zor. Onlar da birazcık Portland'a benziyorlar. İşte efficient field goal çok iyi. Asist turnover oranları çok iyi. En son birincilerdi ama ya birinci olmasa bile ilk üç içindeler Bubble'da. Ama savunmaya gelince iş felaket durumdalar. Nasıl olur, nasıl çıkar? Ben Doncic için çok epik bir iki maçı olacağını düşünüyorum yine bu seride. Clippers'ın da Kavay'ın hala rölantide takılacağını düşündüğüm maçları olacak. Bence öyle geçecek biraz. Ama Paul George çok disiplinli. Onu çok takdir edeceğim. Yani Paul George çok ciddiye almış işi. Hatta canlı maç yorumu yapmıştık. Clippers Dallas maçındaydı sanırım o. Orada şey dedim, yani hala Kavay ocağın altını böyle açarsınız da o otomatik ocak çıt 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 yapar da hemen yanmaz ya. Kavay hala böyle ocağı açıyor ama hala çıt 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 yapıyor. Yani derece yükseliyor. Gaz çıkışı yüksek ama ocak hala yanmadı Kavay için. Kavay ocağa yakınca o tatlar kaçabilir. O yüzden çok iddialı konuşmamak lazım. Burada Dallas'ın vurabileceği en kritik konu Clippers'ın geçiş savunmasındaki zayıflığı, ama Dallas da o kadar tempo yapamıyor. Yaparlarsa Clippers'tan maç alırlar. Yarı sahada zaten ben ekstradan bir maç alacaklarını düşünüyorum. Ama bir sorun daha var. Dallas da yıpranıyor. Özellikle Doncic çok yük bindiğinde işte Hardaway'den gelecek katkı belli. İşte burada Seth Curry'nin biraz daha devreye girmesi lazım. Belki Jaylen Brownson olsaydı o daha etkili olabilirdi. Çembere yakın Porzingis'in katkısı daha böyle Durant tarzı orta mesafe yakın şutlar, bunları sokuyor. Eğer sakatlıktan %100 kurtulmuş olarak geçirecek olsaydı burada daha iddialı olabilirdi Porzingis'te Dallas. Yani Clippers'a karşı alabilecekleri maçların en temelinde de tabii bunlar yatacak. Ekstradan bir de şu yatacak. Yüksek üçlük yüzdesi. Doncic, Hardaway, Seth Curry ve Porzingis'le ciddi bir üçlük yüzdesi yakalayabilirlerse ki Clippers'ın arka alan baskısı burada önemli olacak. Belki iki maç alabilirler diyorum. Ya biraz iyimser konuşacağım. İçimden geçen 4-1 ama sırf Doncic'ten dolayı Clippers 4-2 diyeceğim ama muhtemelen bu seride 4-1 Clippers lehine bitecek. Ha tabii şunu da açayım, yani bu bubble ortamı dediğim gibi en başta çok ciddi bir sürpriz ortamına da yol açabilir. Çünkü rakip saha konusu yok, seyirci yok ve bu ortamda mental olarak güçlü kalabilecekler ayakta kalacak. O yüzden de biraz Clippers'a güveniyorum. Yani Kawhi ve Paul George'un ben bundan etkileneceğini çok zannetmiyorum. Hele Kawhi gibi bir oyuncunun etkileneceğini hiç zannetmiyorum. O yüzden hani Clippers batı finaline doğru adım adım gidecektir deyip Denver Nuggets Utah Jazz eşleşmesine gelelim bakalım. Yani evet, batıyı doğudan biraz daha fazla detaylı konuşuyor olabilirim ama gerçekten batıda söylenecek çok şey var. Burada önce bir Utah konuşmamız lazım. Yani Utah Houston'dan kaçmaya çalıştı alenen. Bence yanlış yaptılar. Yani Denver'ı yani eksik Denver'ı izleyerek buna karar verdilerse ve buna Quinn Snyder karar verdiyse ben çok şaşkınım. Quinn Snyder gibi akıllı bir koçun bu Denver'ı, işte Jamal Murray'nin olmadığı, genel olarak eksik olduğu, tuhaf beşler denediği, tuhaf değil ama deneysel beşler diyelim denediği, Porter Jr.'ın daha böyle yeni ortaya çıktığı, bir takıma karşı kendilerinin çok avantajlı olduğunu düşünecek bir yapıya nasıl girdiler bilmiyorum. Bir yandan evet, Houston'a karşı kaybettikleri mental bir üstünlük var. Houston yani onlara karşı mental olarak üstün geliyor olabilir. Ha tabii şu olabilir, bir koç şunu görür. Onu hissedersiniz yani koçluk yaparken. Oyuncularınızın sahaya çıkmadan önce gözlerine baktığınızda ya da onlarla konuştuğunuzda tedirginliklerini hissedersiniz. Houston böyle bir şeye yol açmış olabilir. Yani 2 sene üst üste o sorunu yaşayınca ya da savunmada siz takımınızın zaaflarını bildiğinizde evet lan bu bize sıkıntı yaratabilir ama Denver savunması bize sorun yaratmayabilir demiş olabilir. Bunu kabul ediyorum. Ama tabii burada işte Russ'ın sakatlığı, Russell Westbrook'un sakatlığını tabii ki hesaba katmadılar. O bir sıkıntı. Yani böyle düşünce evet, Quinn Snyder'a şey diyebilirim. Evet hani neden yaptın dediğinde bence şunu diyecektir bize. Yani Denver savunması bizi daha az zorlar. Çünkü Houston savunması evet boyalı alanda kısa kaldığı anlarda sıkıntı yaşayabiliyor ama devamlı switch yapan artık o bence hiç deneyseldi. Çok net bir kararla geldikleri, Covington'lı, Tucker'lı o sert box out'a giremediğiniz Gober'i orada çok zorlayabilirlerdi yani. Bir savunma hem Mitchell üzerinde hem Conley üzerinde hem de Ingles üzerine ciddi sorun yaratabilirdi. Boyan da olmayınca zaten spacing'de zorlanıyor Utah'ta. Onu düşünmüş olabilir. Okey, bunu kabul ediyorum ama bence yine de yanlıştı. Ben olsam burada gittiği yere kadar giderdim. Çünkü bu da şey. Çünkü oyuncunun mental olarak yenilmesini istemiyorsunuz. Ama mental olarak da şuna sokuyorsunuz. Bak Denver'a karşı olabilir diyorsunuz. Denver'a karşı yaşanılacak bir iki kayıpta hemen yıkılabilir. Hani olacaktı? Hani yine yapamıyoruz şeyine girecekler. Birinci sıkıntısına, psikolojisine girecekler. Neyse, Houston'a ayrıca geleceğiz. Utah'ın bu konusuna da biraz değinmek istedim. Utah'la ilgili şunu söylemek lazım hızlıca. Hep şey geyiği vardır. Utah şu an bence fraksiyonlara bölünmüş bir sol parti gibi. Ne demek istiyorsun diyeceksiniz. 3 başlı içeride dağılmış, kimin ne yapacağı, rolün nasıl olacağı ile ilgili çok ciddi sıkıntı olan bir takım haline geldiler. Neden böyle oldu? Çünkü eskiden de tam tersiydi. Ben bunu çok takdir ediyordum. Yani kanattaysa oyunu İngiliz kurar, tepedeyse işte Donovan Mitchell burada top kontrolünü eline alır. Boyan'ın gelmesiyle Boyan'ın ciddi bir hem dipten hem de kanatlardan hücum potansiyeli, üçlük potansiyeli ortaya çıkmıştı. Onun topsuz katlarını ya da aldıktan sonra savunmacısına göre hareketli drive'larını kullanıyorlardı. Bu da hepsi gitmiş durumda. Şu an şöyle biraz Philadelphia gibi oldular. Conley Bey buyurun siz atın. Mitchell'cığım hadi bakalım maç sonu geldi. Bir 10 tane de sen at. İngiliz de bir şeyler yapmaya çalışıyor ama pick and roll oynayacak bir spacing yaratamıyorlar. Gober çemberden çok uzak kalınca sıkıntılar yaşamaya devam ediyor. Conley formsuz bir türlü o bir aşı gibi tutmadı. Yani çok sıkıntı var Utah'la ilgili hücum tarafında. Allah'tan savunmayı Gober üzerinde tutabiliyorlar. Çember savunmasını özellikle, ki bence arka alan da hala sıkıntılı. Mitchell burada bir tür istikrarı sağlayamıyor. Ki onun aslında ilk Houston serisinde çok daha iyi savunma yaptığı maçlar olmuştu. Tek umudum o. Şu an hani Utah tarafında Mitchell umarım o savunma ivmesini arttırır. Çünkü onu da ritme sokan bir şey. Mitchell çünkü biraz böyle orada daha eski kafalı. Yani onun böyle bir şevklenmesi lazım sahada. Çok stabil kalamıyor. Ama savunmayla şevklenip hücuma geçtiğinde daha etkili olabiliyor. Kanlı mesela pek öyle bir oyuncu değil. Daha soğuk o konuda. Bunları çözebilirlerse, Gobert'in işte dediğim gibi çok yüksekte kalacağı pozisyonlarda çembere gitmekte zorlanıyor. Burada Denver'ın geçersek, Denver'ın savunma zaaflarında pick and roll'de işte biraz daha şey yapabiliyorlar eskisine göre. Bunu söylemek lazım. Bunu bu sezon da yapıyorlardı. Yok işte hani tam double team değil ama yüksek bir show up, güçlü bir show up'tan hızlı bir drop'a. Yani piki kullanan oyuncuya kolları açıp hemen bir show up, topu durdur, geri dön. O arada da ana savunmacı, piki kullanan ana savunmacı, oyuncunun ana savunmacısı hemen oyuncusuna dönsün. Yani bunu fena yapmadılar yer yer. Ama hızlı oyuncular olduğu zaman işte burada Lillard, işte burada ne bileyim kim gelebilir karşına diye düşünüyorum şu anda. İşte Kavay. Ya burada hızlı oyuncular olduğunda yok hiç zorlanıyor ama Kanlı bir oyuncu mu? Değil. İşte Mitchell bu oyuncu ama. Eğer Mitchell Denver'ın bu pick and roll savunmasındaki hızlı show-up'larını yemez. Sadece aradan delmeye değil daha gelmeden çembere hızlı gidip topu dağıtabilirse ya da çembere gidebilirse, yüzleri bitirebilirse Denver'ı daha çok zorlayacaklar ki hatırlayın uzatmaya giden maçta Mitchell bunları maçın son bölümünde çok iyi yaptı. Ama diğer tarafta da Denver'ın hücumu yarı sahada inanılmaz yüksek. Çemberde en yüksek bitiren takım. Asist ratio'sunda liderler. Asist üzerinden çok sayı buluyorlar. Topsuz oyun konusunda özellikle Jamal Murray'nin dönmesiyle çok iyi durumdalar. Burada kısaların hareketliliği çok önemli. Ve daha da komiği hem Paul Millsap'ten hem Jokic'ten bu pas oyunlarını yaratabiliyorlar. Bir de üstüne Michael Porter Jr. eklendi. O da bu pasları yapabiliyor. Çok iyi yapabiliyor. Yani backdoor cut'lara yaptığı, dirsekten yaptığı bu paslar 3'e bölünmüş durumda ve Utah'ın yapması gereken bu kadar fazla asist oyununu Denver çok daha iyi yapıyor. Jokic'in footwork'ü evet hani ben zayıfladığımda o kadar zayıflamamış. Eski normal haline dönmüş, daha iyi olmuş deyip daha çok yüzü dönük oyun tercih eder mi diyordum. Evet genelinde etmedi ama şunu gösterdi. O konuda çok memnun oldum. Özellikle de son toplarda ya da daha böyle low'da kanada yakın aldığında yüzünü hızlı dönüp topu bir iki dripling vurup çembere gidebiliyor. Neden? Çünkü ilk adım hızlanmış. Jokic'in zayıflamasının en büyük etkisi dripling'in hızlanmasına değil ama ilk adımının ve footwork'ünün eskisinden de daha hızlı olmasına yol açmış. O açıdan çok iyi. Utah tarafında da onu durduracak kimse yok boyalı alanda. Orada çok sorun yaşayacaklar. Belki Boyan'ın olması işte burada bir ekstra bir eşleşme şansı yaratabilirdi onlara ama o da olmadığı için dertli. Ya ben bu seriyi hani daha da uzatmadan yorum yapmak istersem ben Denver diyeceğim. 4-2 Denver diyeceğim. O da hani gerçekten Utah'ın toparlanma şansını düşük gördüğüm için. Eğer daha iyi bir ışık verselerdi bu seriyin 4-3'e gideceğini ve açıkçası Denver ya da Utah'tan birine gidebileceğini düşünürdüm ama Denver özellikle de Michael Porter'ı kazanmasıyla özellikle de işte Jamal Murray'in dönüşü ki daha Gerrer'si de dönecek. Gerrer'si muhtemelen ilk 5'e dönemeyecek ama Gerrer'sin de savunmasına çok ihtiyaçları var. Denver'la ilgili söyleyebileceğim tek sıkıntı şu olabilir. %38-40 civarı üçlük atıyorlar ve geçmiş playoff'lara baktığımızda bu yüzdelerin çok altına düşerlerse 30'lara falan düştüğü maçlar çok oluyordu. Bunları kaybetme potansiyelleri çok yükseliyor. Ama onu da bu sene daha çok çembere atak yaparak çözecekler gibi duruyor. Çünkü çemberde bitirme yüzdesinde bu sezonda, bubble sezonda Phoenix Suns ve Bucks'tan sonra en iyi takımlardı. Deyip Denver serisinde bitirdik ve Batı'nın son eşleşmesi dananın kuyruğunun, kuzunun kulağının, keçinin boynuzunun kopacağı yere geldik. Ben de saçmalıyorum işte böyle onun bunu niye koparıyorsak dananın kuyruğu kopmak ne saçma bir şey. Ne anlam var acaba bilmiyorum. Oklahoma City Thunder ve Houston Rockets. Hadi bakalım bu seri bu seri çok kişisel bir seri. Bu seri Russell Westbrook'un da Chris Paul'un da Harden'ın da çok kişisel alacağı bir seri. Çünkü Harden Chris Paul'a bilenmiş durumda. Chris Paul ikinci sezonda bence çok ciddi sattı takımı. Yani o savunma tarafındaki satışı bence epikti. Houston'a çok büyük zarar verdi. Hücumda o kullandığı ve yüzdesiz atmaya başlayan takıma çok zarar veren yakın orta mesafeleri hala devam ediyor bu arada. Ona geleceğim Oklahoma'yı konuşurken. Houston'a çok zarar verdi. Diğer tarafta Russell Westbrook Oklahoma'ya karşı yani bilen kötü. Aklıma çok uygun cümleler geliyor ama söylersem tehlikeli olabilir. Söylemeyeceğim. Bilenmiş durumda diyelim biz ona. Geliyor ama sakat. Şimdi bir kere önce şunu konuşalım. Russell Westbrook sakat ve iyimser durumda bir iki maç kaçıracak deniyor. Yani start deniyor. Benim tahminim bir maç değil de iki maç gibi start dendiği için. Eğer iki maç kazanırsa ve bu iki maçtan Houston 2-0 çıkarsa seri Oklahoma'ya kayar. Yani 4-3 Oklahoma gibi bir şeye gider ya da 4-2. Ama bu iki maç olmazsa ve Houston buradan 1-1 çıkarsa ve Russell Westbrook dönerse bu seri 4-2 ya da 4-3 Houston'a doğru gidebilir. 4-1'e de gidebilir gerçi oradan döndükten sonra. Çok şeydi. Çünkü Oklahoma ile ilgili evet Oklahoma iyi savunma yapıyor. Oklahoma gerçekten sezon başı ben bu takım niye izleyeyim? Bu takım bir amacı yok. Çünkü öyle bir takımdı ki Oklahoma sezon başı şöyle ya işte oynayalım da takas mı olacağız? Ne olacaksak olsun bakalım takımıydı ya. Gerçekten izleme kendime saygı duymuyordum izlediğimde. Ben bu takımı izlemem demiştim ve bayağı bir maç izlemedim kendilerine gelene kadar. Sonra muhtemelen şunu fark ettiler. Ya takım fena değil lan. Yani biz buradan bir şey çıkarabiliriz. Zaten şu an takasta da çok net alacağımız bir şey yok. Bir yandan da draft riskine nasıl gireceğiz? Bunlara bakmamız lazım. Elimizde draft hakları var. Bunlara bir bakalım. Bence acele etmeyelim dediler. Ve oynamaya başladılar. Gilgeous Alexander, Chris Paul, işte Steven Adams, Gallinari merkezli bu 4 kişinin ve Schroeder'in inanılmaz. Ya bu sezon zaten en iyi 6. adam ödülünü hak etti. Bubble'da çocuğu olduğu için gelmedi. Son maç döndü ama kesinlikle hak etti Schroeder. Umarım alır ödülü de. Ve Schroeder'le beraber kenardan iyi bir güç yarattılar. Evet savunma olarak bu takım yarı saha savunmasında da işte putback savunmasında da geçiş savunmasında da iyi işler çıkarabilecek bir takım. Ama hücuma geldiğimizde bence bu biraz atlanıyor yine Oklahoma ile ilgili. Hala çok tatsızlık var. Yani o Chris Paul'un getirip orta mesafeden ya baba şöyle bir adım atayım da bir tane yüksek pardon mikrofona vurdum bak işte Chris Paul anlatacağız diye kulağınızı ömcürdük. Yani o tuhaf şutları deneyip ritmi bozması, kanatlardaki oyuncuları unutması bunlar hala çok sıkıcı. Ama ne zaman ki bunları bırakıp da daha fazla pick and roll, daha fazla kanatta erken screen oyunları geçişte ya da hızlı hücumlar oynadığı zaman da mükemmel oluyor. Chris Paul eğer bu saçmalamalardan kurtulur. Gilgeous'la Gallinari'ye biraz daha alan bırakır. Steven Adams'ı Houston'ın kısa oyununda çembere yakın orada zarar verecek şekilde daha fazla rebound alacak şekilde. Çünkü Houston'ın en büyük zaafı Rasta yokken rebound konuları olacak. Rebound konusunda mutlaka ezmeleri lazım. Eğer bu seriyi almak istiyorlarsa Houston'u ezmek zorundalar. Çok iyi kullanması lazım burada Chris Paul'un. Yoksa o girdiği orta mesafelerde bir anda çok ciddi baskı yiyebilir. Hem Covington'dan hem Tucker'dan hem de işte diğer kısa rotasyondan Eric Gordon'dan vesaire. Bunlar Oklahoma tarafındaki sıkıntılar ama bu seri zaten ağırlıklı yarı saha kapışması olarak geçecek. Yani iki takım da zaten hızlı hücum bulunca sorgulamayacaklar. Bu zaten NBA'de sorgulanacak bir şey değil artık ama ekstra tempoyu yükseltecek bir yapıya girerler mi? Maçın gidişatına bağlı. Yer yer buna gitseler de ağırlıklı olarak yarı sahada oynanacak. Ama yarı sahada Houston'ın top dolaşımı daha hızlı. Köşe şutları bulmakta daha hızlılar. Oklahoma bu köşe şutları ne kadar iyi savunabilir? Tartışmalı. Burada sorun yaşayabilirler. Bakalım bu yani Oklahoma'nın hücum yüzdesindeki hücum verimindeki düşüklük onlar için ana sıkıntı. Houston'a geçersek Houston'daki en büyük sorun Russell Westbrook'un sakatlığı. Çünkü Russell Westbrook bu sene benim herhalde yıllar sonra beğendiğim bir hale geldi. Hep eleştirdiğim bir oyuncuydu. Triple Double'ına rağmen eleştirdiğim bir oyuncuydu. Çünkü artık o Triple Double'lar şeye dönmüştü. Biraz makaraya dönmüştü. Reddit'te de şurada burada da. o reboundları alma şekli, aldığı o gücü verimliliğe çevirememesi. Yani çok büyük bir triple double gücü var. Yani bugün neyi konuşuyoruz? Doncic işte 30 sayı, 12 rebound, 15 asist. Bakıyorsun 90 küsür sayıda etkisi var. Aynı şeye bakıyorsun Oklahoma'da işte 30 sayı, 12 rebound, işte 11 asist. Yaratılan sayı yarısı kadar. Yani bu tip sıkıntılar yaşıyor da Westbrook. Ve Westbrook bundan dolayı eleştirilmeye başlandı. Yani o potansiyeli güce çevirememesi, top kayıplarının artması, reboundları alırken diğer oyuncuları oyundan düşürmesi vesaire, bunlar hep sıkıntıydı. O yüzden de şimdi şeyde de fark var, şunu unutmayalım. Yani sizin geçiş hücumlarında sahayı çok hızlı geçip yakınınızdaki uzuna bir pas vermenizle yarı sahadaki baskı altından çıkardığınız pasların asist değeri biraz farklı bence. Ya buna bakmak lazım. Tabi bu istatistik olarak tutulmuyor ama oyuncu profilinden çıkarabiliyorsunuz. Russell Westbrook'un ağırlıklı istatistikleri ilk anlattığım gibiyken Doncic'inki de değil. Ya Doncic bir oyunu yaratmak zorunda yarı sahada. Çünkü zaten yapı da buna izin veriyor. O yüzden Russell Westbrook üstüne geçip de üçlük atmayı kesip azaltıp kilo verip üçlüyü keseceksin abi. Neyse yani unu, şekeri bir de üçlüyü keseceksin dediler Westbrook'a ve kestikten sonra bir iki şut deniyor ama çok dert değil, o kadar olur. Çembere %70 de bitirecek, çemberde %70 de bitirecek potansiyellere gelmesi Houston'a çok büyük fayda sağlamıştı. Çünkü Houston'ın bütün o dış şut bulma gücü Harden'ın drive'ları üzerinden dönen toplardı. Harden üzerinden yük kalktı. Harden oyun şekli değişti. Houston oyun şekli değişti. Yarı saha daha hareketli kaldılar. Uzun uzun o elde kalan top sayısını azalttılar. Ama şimdi dediğim gibi Ras yokken ne olacak? Sıkıntılı. Eğer iki maçtan dediğim gibi bir bir çıkarlarsa, iki maç oynamazsa işler değişebilir. Savunma tarafı Houston'da sezon içinde dertliydi. Toparladılar. Arka alan baskısı yine onlarda da var. Güçlü bir şekilde. Boyalı alanda Clearing the Glass istatistiklerine 10. sıradalar. Burada Tucker ve Covington ciddi baskı yaratıyor. Yine merak ederseniz YouTube kanalında Houston ne yaptı diye bir videomuz var. Orada bunları anlatmıştık. Ve bir avantajları da şu. Bu kısa rotasyonun en büyük baskısı rakibi top kaybına zorlamak. Pas arasıyla, ikili sıkıştırmayla, birebir baskıyla, uzun üzerindeki baskıyla, ters tarafa dönen topları çalarak vesaire çok ciddi hızlı hücum yaratma potansiyelleri var. Oklahoma bence kötü hücumlarıyla burada zorlanacak. Ne olursa olsun zorlanacaklar. Ben o yüzden evet, Oklahoma'ya karşı bir sempatim oluştu. Herkesin bir güveni oluştu. Ama ben yine de yine parantez içinde yazıyorum. Eğer Russell Westbrook maksimum 2 maç kaçırırsa ben bu serinin 4-2 ya da 4-3 Houston'da biteceğini düşünüyorum. Houston alacak. Ama eğer Russell Westbrook dönmezse ya da çok geç dönerse evet iş, bütün ivme bu sefer 4-2, 4-3 ya da hatta belki 4-1'e kadar Oklahoma'ya dönebilir. Bunu da göreceğiz. Bir de Houston'la ilgili şöyle bir durum var. Houston'ın ana 5'i artı Eric Gordon 5'te başlıyor. Kenardan da giriyor. Zaten bunu tartışıyor. Şimdi West yokken 5 başlayacaktır muhtemelen. Çok birbirine bağlı. Yani bu 5 parçadan biri biraz oynadığında, biri birazcık bozulduğunda, savunmada düştüğünde, hücumda kötü yüzler oynadığında Houston hemen dalgalanmaya başlıyor. Burada Harden'a çok iş düşecek. Yani Harden'ın Lillard'ın yaptığı tarzda bir sahiplenmeye ve bu sahiplenmeyle beraber takımı sahada tutmaya ihtiyacı var. Yani çok baskı altında eğer inatlaşırsa kendi de kaybolabilir Oklahoma savunmasının arasında. Chris Paul çok üstüne gidecek. İşte bu anlarda takımına güvenmesi lazım. Ve güvendiği takımın da özellikle Tucker'ın ve Covington'ın ve Eric Gordon'ın 30-35-40'lara varan üçlük yüzlerine ulaşması lazım. Bu da Houston için diğer kritik konu. Bakalım, bence çok güzel bir seri olacak. Umarım Russell Westbrook çok geç kalmaz. Hemen döner ve biz de inanılmaz bir seri izleriz. Evet, yani Doğu ve Batı ile ilgili bütün tahminler bu şekilde benim tarafımda. Dediğim gibi sorularınız olursa, kendi tahminleriniz olursa bunları mutlaka yorumlara yazın. Videoyu like edin. Başka yorumlarda, algoritma yorumları da yazın. Bana okey, hiç sorun yok. Çünkü biraz da artık YouTube tarafında abonemiz arttı. İyi gidiyoruz ama şu düştü. Birazcık önerilmede düştük. Çünkü videoların aldığı like, dislike oranları çok iyi ama yorum ve like sayısı az olunca bu sefer önerilme şeyimizde düşmeler başlıyor algoritmada. Biraz orada sizden destek istiyorum. Videoyu gördüyseniz, izlediyseniz bir like'ınızı alırız, bir yorumunuzu alırız. Eğer sorularınız çok olursa da playoff'larla ilgili canlı yayınlar yapacağız. Canlı maç yorumları olacak. Onlar Twitch'te oluyor. Onları da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki NBA videosunda görüşeceğiz. Bay bay.